arkadaşlar ben İsmail Hoca'nız. SML Hoca Matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kartezen çarpım konusunun ÖSYM bakış testini çözeceğiz. Kamp kitabımızdan. Gençler kampa bu kitapta e, ilerliyorum. Bu kitapla ilerliyorum. Kaynak olarak bu kitabı kullanıyorum. E, sizlerin de kullanmasını tavsiye ediyorum. İlgilenen arkadaşlar için tavsiye ederim. Açıklama kısmında satış linkleri mevcut. Dileyen alabilir gençler. E, bu arada kitabımızın 227. sayfasındayız ve bugün 5 sayfa veya 4 sayfa 4 olması gerekiyor 4 sayfalık bir test çözeceğiz sizlerle birlikte 12 tane birbirinden güzel karşınıza çıkması muhtemel kartezen çarpım sorusu göreceğiz gençler bu videomuzda dilerseniz eğer hazırsanız geçelim derse birinci soruya hemen bir girişelim bakalım aşağıdaki Venn şemasında A kümesi öyle A'lardan oluşuyormuş ki A bölü 5 bir tam sayı. Yani buradakiler 5'in katı olan tam sayılarmış. Diğeri B bölü 4'ler bir tam sayı oluyor diyorsa buradakiler 4'ün katlarıymış. Buradakiler de 3'ün katlarıymış diyebiliriz madem C bölü 3 tam sayı. Şimdi geldik buraya. A kümesi neydi? 5'in katları. B kümesi 4'ün katlarıydı. Ve C kümesi de 3'ün katlarıydı. Hemen bunları yerleştirdim. Şema üzerinde verilen sarı boyalı bölge P kümesi. Hemen onların da isimlerini yazalım. Burası P kümesi. Yani şurası da M kümesi olsun. Buna göre... 60'a 15, 45'e 36, 15'e 20, 10'a 15, 75'e 80 elemanlarından kaç tanesi M kartezyen çarpım P kümesinin bir elemanı olabilir? Şimdi M bölgesi yani mavi bölge B'nin içinde değil. Sadece A'nın ve C'nin içerisinde ortak. 3 ile 5'in ortak katı 15. 15'in bir katı olacak ama B'nin içerisinde olmadığı için 4'ün katı olmayacak. 15'in katlarından 4'ün katı olmayanlar gerekiyor bize birinci bileşende. Birinci bileşende. 15'in katı olsun ama 4'ün katı olmasın. Mesela 60 uyumlu bir sayı değil. 15'in katı eyvallah ama aynı zamanda 4'ün de bir katı. Bu gitti. 45 uygun bir sayı. 4'ün katı değil ama 15'in katı. 15, 15'in katıdır ama 4'ün katı değildir. Uyumlu bir sayı. 10 zaten 15'in katı değil. 75, 15'in bir katıdır ve 4'ün katı değildir. Bu da olur. Şimdi geldim ikinci bileşenlere. İkinci bileşenler P kümesinden geliyordu. P kümesine bakış, bakıyorum. C kümesinin içerisinde ve B kümesinin içerisinde. Yani 3 ve 4'e bölünecek. Yani 12'nin katı ama 5'in katı olmayacak. 12'nin katı mıdır 36? Evet. 5'in katı mıdır? Hayır. O halde bu olur. 20 12'nin katı mıdır? Hayır. 80 12'nin katı mıdır? Hayır. Demek ki burada M kartezyen çarpım P'nin içerisinde sadece ama sadece 45 e 36 sıralı ikilisi bulunabilirmiş. Yani cevabımız 1 olacaktı gençler. Geldim 3'e. K, L ve M kümeleri. Bu arada ikinci soru aşağıdaymış. Özür diliyorum. 3 değil ikinci sorudayız arkadaşlar. K kartezyen çarpım L 11 elemanlı. K kartezyen M de 12 elemanlı. M kartezyen L kaç elemanlıdır diye soruluyor. Şimdi 11 elemanlı ise 11 asal bir sayı. Ya bu 1 elemanlı iken bu 11 ya da bu 11 elemanlı iken bu 1 elemanlıdır. Eğer ki K kümesi 11 elemanlıysa burası da 11 elemanlıdır. Çünkü bu da K kümesi. 11 kere hiçbir sayı 12 yapmaz. Dolayısıyla dolayısıyla ben artık şundan eminim. K kümesi kesinlikle 1 elemanlı. L 11 elemanlı. K kümesi 1 elemanlıysa burada da 1'dir. Ve M kümesine de tabii ki de 12 eleman kalacaktır. Ve böylelikle M kartezyen çarpım L kaç elemanlıdır diye sorulmuştu. 11 kere 12 yani 132 elemanlıdır diyeceğiz gençler. Üçüncü ÖSYM bakış çok da güzel bir sorudur. ÖSYM de böyle bir şeyi sever açıkçası. KLM kümeleri. K kümesi A'ya A sıralı ikililerinden oluşuyor ve A'lar bir reel sayı. L kümesi A'ya 6 eksi A'lardan oluşuyor ve A'lar pozitif reel sayı. M kümesi A'ya A kare sıralı ikililerinden oluşuyor ve A'lar bir reel sayı. Bu biçimde tanımlanmış ve X1'e Y1 K kesişim L'nin elemanı. Şimdi K ve L'nin ortak olan elemanları olacaksa bir kere A eleman reel sayı ve A eleman pozitif reel sayı diyorsa ve kesiştiriyorsak kesinlikle ben pozitif reel sayıları alacağım. Peki şuradaki A'lar aynı iken buradakiler de aynı olması lazım. Çünkü kesişimden bahsediyoruz. Yani A'yı ben 6 eksi A'ya eşitlersem A buradan 3'ün ta kendisi gelir. Demek ki buradaki sıralı ikilimiz 3'e 3'müş. Bak A gördüğün yere 3 yaz burası da 3 gelir. Çok güzel. X1 3'müş Y1 3'müş. Bunu elde ettim. Geldim şimdi şuna. Burası da L kesişim M'nin elemanı. Yani bununla bunu kesiştireceğim. O halde ben A'yı burada eşit olduğunu görüyorum. O halde 6 eksi A da A kareye eşit olmalı. 6 eksi A eşittir A'nın karesi ise. A kare artı A eksi 6 eşit 0'dan burayı ben A'ya A burayı da artı 3'e eksi 2 diye açacak olursam A bir eksi 3 gelir bir de artı 2 gelir. Yalnız A'lar pozitif reel sayı olduğu için eksi 3 değil 2'yi alırım. Yani buradaki sıralı ikilimiz 2'ye 4'müş. Bak 2'yi burada yerine yaz. 2 burada yerine yaz. 4 gelir. Demek ki bu 2'ymiş. Bu da 4'müş. Şimdi x2 ile x1'i topla demiş. Yani şununla şunu. 3 ile 2'yi topla. 5 böl. Neye bölecekmişim? 3'ten pardon 4'ten 3'ü çıkaracakmışım. O da 1 gelir. 5 bölü 1 de bana 5 cevabını verir. Yani cevap D şıkkıymış gençler. Evet geldik 4'e. Z üzeri artı yani Z artı pozitif tam sayılar kümesi olmak üzere. A kümesi iki enlerden oluşuyor ve enler doğal sayı. Yani ne demeye çalışıyor? Çift doğal sayılar. Çift doğal sayılardan bahsediyoruz. A kümesinin elemanları. B kümesi de <laughs> doğal sayı ama doğal sayıların küplerinden bahsediyor. Doğal sayının küpleri yani kübik sayı olacak diyor. Doğal ve kübik sayı. Peki Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kartezyen çarpım kümelerinin bir elemanıdır diyor. Şimdi şuraya bakalım. B fark A diyor. Yani diyor ki kübik olsun diyor. B kümesi kübik sayılardır. Kübik olsun diyor ama diyor çift olmasın diyor. Yani mesela 8 kübiktir ama çifttir. Gider. 125 5'in küpüdür. Kübiktir ve çift değildir. Bak bu olabilir. 27 3'ün küpüdür. Kübiktir ve çift değildir. Bu da olur. 216 altının küpü kübik ama çift gitti. 4 hiçbir şeyin küpü değil bu da gitti. Yani cevabım ya B'ymiş ya da C'ymiş. Bakalım hangisi? Kartezyen çarpım Z artı yani pozitif tam sayılardan kübik sayıları çıkar diyor. Yani pozitif tam sayı olsun ama kübik olmasın diyor. 64 kübik 4'ün küpü. E bu olmasın diyordu. O halde bu da gitti. Cevabım B şıkkı imiş sevgili gençler. Evet ÖSYM bakış 4'ü de bitirdik ve böylelikle 227. sayfanın da sonuna geldik. 228'e geçtik. ÖSYM bakış 5'teyiz gençler. Peki şimdi ne diyor sorumuzda? Bir gel beraber bir bakalım. ABC birer küme. A kartezyen çarpım B'nin bir alt kümesini vermiş bize. Birinci bileşenler biliyorsun A kümesinden geliyordu. Yani buradaki 2, 2 ve 3. Birinci bileşen A kümesinin elemanlarıysa A kümesinin içerisinde kesinlikle 2 var ve 3 var. Hatta ve hatta buradaki de birinci bileşen A kümesi olduğu için 2 4 ve 4 A kümesinin elemanıdır. Yani A kümesinin içerisinde kesinlikle 4 de vardır. Ama başka ne var ne yok bilmiyorum. Kesinlikle olanlar 2 3 ve 4. Peki B kümesine bakalım. Biliyorsun ki B ikinci bileşen burada. O halde ikinci bileşenler 1 3 ve 4 kesinlikle B'nin bir elemanıdır. Yani yazdım 1 3 ve 4. Başka B yok. O halde B kümesinin içerisinde başka eleman var mı yok mu onu da bilmiyorum. C kümesi ikinci bileşen. Yani 4, 6 ve 5 yani 4 5 6 diyebiliriz. O halde C'nin içerisinde de kesinlikle 4 var, 5 var, 6 var. Başka eleman var mı yok mu bilmiyorum. Peki buna göre diyor. Bu ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş. Bakalım birinci öncüle. A birleşim B yani ben bununla bunu birleştirirsem en az 4 eleman bulurum demiş. Birleşimlerinde 2 var, 3 var, 4 var. Bir de 1 var. 3 ile 4'ü zaten işaretlemiştim. 4 eleman olduğunu biliyorum. Ama bu kümenin başka elemanları da olabileceği için ve buradan da kesişim gelebileceği için veya birleşim gelebileceği için başka elemanlar da türeyebileceği için en az 4 elemanlıdır diyorum. En kötü ihtimalle 4 eleman. Yani bu ifade doğru. Geldim 2'ye. A birleşim C en az 6 elemanlıdır. Yani şununla şunu birleştir. 2 olur, 3 olur, 4 olur. E 4'ü zaten yazmıştım. 5 olur, 6 olur. E göründüğü üzere eğer kümelerimiz direkt bunlarsa 5 eleman olabiliyor. Ama bana demiş ki en az 6 elemanlıdır. O halde bu patladı. 3'e bakıyorum. B birleşim C. Yani şununla şunu birleştir diyor. E birleştirirsem 1 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur birleşimin içerisinde. Ve göründüğü üzere mutlaka 5 tane eleman var. Ve en az 5 eleman vardır diyebilirim. Bu da doğru. Yani cevabımız neymiş gençler? 1 ve 3 olacakmış. Geldik 6. sorumuza. A, B, C, D ve E. Ortak elemanı bulunmayan kümeler olmak üzere bak. Ortak elemanı yok bunların. en, az, üç, aç, an ve in. Yukarıdaki iki harften oluşan kelimeler harf sırasına göre A kartezyen B, A kartezyen E, D kartezyen E, C kartezyen E, A kartezyen C ve B kartezyen C kartezyen kümelerinin elemanıdır denilmiş. Yani mesela aç kelimesini düşün. Burada birinci bileşen A, ikinci bileşen Ç ise demek ki bir kümenin içerisinde kesinlikle A, diğer kümenin içerisinde kesinlikle Ç harfi var. Tamam mı? Buna göre aşağıdaki kelimelerin hangisi yalnızca B kümesindeki bazı harflerin seçilmesiyle yazılmış olabilir diye soruluyor. Şimdi buraya şu şekilde dikkat edeceksin. En çok kullanılan harflerden bir tanesi A mesela. Ben en çok buna dikkat ederim burada. A. Ve birinci bileşenin hep A olduğunu görüyoruz. Peki burada üç tane aynı birinci bileşen var mı? Var. Bak A kümesi. Demek ki A kümesinin içindeymiş kesinlikle A harfi. Tamam mı? O halde ikinci bileşenlere bakıyorum. B, E ve C. E o zaman buradaki Z, Ç ve N kesinlikle B, E ve C'nin elemanları. Güzel. Peki... Başka mesela dikkatini çeken bir şey var mı? Bak buradaki E var. Bak burada da E var. Bak burada da E var. Yani 3 tane E var burada. Peki 3'ü de ikinci bileşeni aynı olan var mı? Var. Bak N, N ve N var. O halde ben E'nin içerisinde de N olduğunu iddia edebilirim. Hatta ve hatta burası da artık A kartezyen E'dir diyebilirim. Çünkü bu A'nın bunun E'nin elemanıydı. A kartezyen çarpı M'yi e bulduğum için onu karaladım artık üstünü. Buradaki az ve buradaki aç kelimeleri bir tanesi A kartezyen B, öteki de A kartezyen C. Bunu da gayet iyi biliyoruz artık. Pekala. Şimdi A kartezyen C'de de C kartezyen E'de de birinde ikinci bileşen, birinde birinci bileşen olmak üzere ikisinde de C kümesinin elemanları var. Ve ben şunun A kartezyen çarpım C'nin hangilerinin olabileceğini söylemiştim. Ya az kelimesi ya da aç kelimesini olması gerektiğini ben söylemiştim. Peki burada şuna dikkat edelim artık. Eğer ki burası A kartezyen A kartezyen C olursa bak A kartezyen C olursa C'nin içerisinde C olduğundan bahsedilebilir. Bak bahsedilebilir. Hatta ve hatta şuradaki Ç, madem C madem C'nin elemanı buradaki Ç de C de C'nin elemanıdır. E başka ikinci bileşen C olan var mı? Var. Demek ki burası da B kartezyen çarpım C'nin diyebilirim. Yani B'nin içerisinde artık Ü olduğunu iddia edebilirim. E geldim şuraya A kartezyen çarpım Z kalmıştı. Yani AZ. E burası da artık A kartezyen geriye kalan B değil mi? E B'nin içerisinde Z de varmış hocam. Şimdi B kümesinin elemanlarıyla yazılmış olabilir diye söylemişti bize. Z var dedik oraya B yazdık orası Z olacak arkadaşlar şöyle. B'nin içerisinde hem Ü hem de Z var. E bakıyorsun Ü, Z, Ü. E M zaten bunların hiçbirinde yok. B kümesinin içerisinde M de olabilir. O halde ben üzüm kelimesini B kümesinin bazı elemanlarıyla yazabilirim. Ve gençler 7. sorumuza geçtik. A ve B kümeleri ile kesikli çizgilerle belirtilen Venn şemaları şekilde gösterilmiş. Diyor ki. C kartezyen B kesişim A kartezyen B kümesi boş küme olmayıp boş küme değilmiş. Şimdi bakıyorum. C kartezyen B ile A kartezyen B ikisinin de ikisinin de ikinci bileşenleri aynı kümeden geliyor. Ama birinci bileşenler bir tanesinde A, ötekinde C'den kullanılıyor ama boş küme değilse yani kesişimleri varsa o halde ben şunu iddia ederim. A ile C'nin kesişimi varmış. Yani A kesişim C boş küme değilmiş. Geldim ikincisine. C kartezyen A ile B kartezyen A boş kümeymiş. İkisinin de ikinci bileşeni A olmasına rağmen demek ki burada C ile B'nin elemanları tamamen farklıymış. Yani B kesişim C kesinlikle boş küme olacakmış. Peki C kümesi şekilde numaralandırılmış kesikli çizgilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi bak burada da C var. Burada da C var. A ile kesişimi olacak ama B ile kesişimi olmayacak. A ile kesişimi olacaksa, A ile kesişimi olmayanlar 2 ve 4 numaralardır. Bunları elerim. B ile kesişimi A ile kesişimi olacaksa bunları eledim. B ile kesişimi olmayacak. O zaman B ile kesişimi olanı da elerim. Bak 3'ü de elerim. Böylelikle bir numaralı kümeye bakacak olursan A ile kesişimi var ama B ile olmadığı için sadece ama sadece C kümesi bir numara olabilir. Cevabımız da A şıkkıdır deriz gönül rahatlığıyla. Geldik efendim 8'e. E kümesi verilmiş bana. Bu kümenin elemanları 1, 2, 3 ve 4'ten oluşuyormuş sadece. Bu kümenin A ve B alt kümeleri için A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı 6'ymış. Ve A kesişim 1 2 kümesiyle B kesişim 1 2 kümesi birbirine eşitmiş. Şimdi ben o zaman ilk olarak şuradan yola çıkmak isterim A ve B'yi yorumlayacaksam eğer. Nedenini birazdan öğreneceğiz. Kaç farklı A kartezyen B kümesi vardır diye soruluyor. Şimdi ikisinin de içerisinde 1 ve 2 elemanları bulunabilir. Bak şu şekilde. 1'e 2 elemanları bulunabilir. Böylelikle A kesişim 1-2 ile B kesişim 1-2 aynı olacaktır. Tabi bunun şu an e, çeşitli kombinasyonlarını deniyoruz. Bu ilk denediğimiz. A kümesinin içinde 1-2 ve B kümesinin içinde 1-2 olsun diyorum. Ve A ile B'nin kartezen çarpımının eleman sayısı 6'ymış. Yani burada da 2, burada da 2 eleman varsa artık ben şunu söylerim. Demek ki... Bu 2 elemanlı, bu 3 elemanlı ya da bu 2 elemanlı bu 3 elemanlı olabilir. Böylelikle 2 kere 3'ler 6'yı yakalamış oluruz. Şimdi varsayalım ki A kümesi 3 elemanlı olsun. B kümesi bu kadar olsun. Yani sadece 1 ve 2'den oluşsun. Peki ben A kümesinin içerisine başka hangi elemanları yazabilirim? E 1 var, 2 var, 3 veya 4'ten bir tanesini yazarım. Böylelikle buradan 2 tane varyasyon gelmiş olur. Lakin bu 3 bu 2 elemanlıysa Peki bu 2 bu 3 elemanlıysa 2 tane de böyle yazılır. Ve böylelikle A kartezyen çarpım B kümesi kaç farklı şekilde oluşur diyordu ya hani. Şimdi ben burada 2 tane. Burada da 2 tane bulduğuma göre artık 4 tane yazılabildiğini söyleyebilirim. Bu 1 cepte. Gelelim ikinci kısma. A kümesi ve B kümesi dedim. Varsayalım ki bunların kesişimlerinin içerisinde sadece 1 olsun ama 2 olmasın. Bak 1 var ama 2 yok. Şimdi geldik şuraya. Şurayı sildim. Diyorum ki 2 bunların içinde olmayacak. 1 bir olacak. 1'i kullandık zaten. Şimdi 3 ve 4 kaldı. Ben bu 3 ve 4 ile nasıl bir çalışma yapabilirim? Hocam şöyle derim. Yine bu 2 elemanlı bu 3 elemanlı olacak. Ya da bu 3 bu 2 olacak. Mecburi. Ben diyorum ki bu 2 eleman bu 3 elemanlıysa 3 ve 4 zaten içinde olmak zorunda. Bu 2 elemanlıysa şu şekilde. Buraya bu 2 elemanı şuradaki 2 elemandan birini seçerek yazarım. Yani yine 2 tane A, A ve B ikilisi gelir. Veya bu 3 bu 2 elemanlıysa gene 2 tane gelir. Yani 4 tane de buradan geldi. Başka var mı? E tabi ki var. A kümesi ve B kümesinin kesişimlerinde eğer sadece 2 varsa yani 1 yoksa bu sefer. E 1 var 2 yokken 4 tane geliyorsa 2 var 1 yokken de 4 tane gelir. O halde bunu hesaplamaya gerek yok diyorum. 4 tane de buradan geldi. Ne yaptı? 2, 2, 4 buradan geldi. 4 buradan geldi. 4 de buradan. Cevap ne oldu? B şıkkı 12 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet böylelikle 8. soruyu bitirdik. 228'in de sonuna geldik. Ve devam ediyoruz. 229'da. ÖSYM bakış 9'da. A kümesini vermiş. 1, 2, 3 elemanla oluşuyor. B kümesi 4, 5, 6 ve C kümesi 7, 8, 9 elemanlarına oluşuyor. K kümesi de A kartezyen B birleşim A kartezyen çarpım C'nin elemanıymış, alt kümesiymiş. Elemanı değil, alt kümesiymiş. Ve bu şartı sağlayan 3 elemanlı K kümelerinde A kartezyen B ve A kartezyen C kümelerinin en az birer elemanı olduğuna göre kaç farklı K kümesi vardır diye soruluyor. Şimdi hocam bak iyi dinle. A kartezyen çarpım B ve A kartezyen çarpım C tamamıyla birbirinden farklıdır. Çünkü buradaki ikinci bileşen elemanlar bir tanesi 4 5 6 öteki 7 8 9'dan geliyor. Bu kümeler ayrık kümeler olduğu için ortak bir elemanları da yoktur. Ayrık kümeler. Madem öyle ben diyorum ki A kartezyen çarpım B'nin yani şuradaki A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı nedir? E, 3 burada 3 burada 3 kere 3'ten 9'dur. 9 eleman burada var. E, 9 tane eleman da burada olacak. Şimdi ben diyorum ki madem öyle K kümesinin 3 elemanlı alt kümeleri, 3 elemanlı. En az birer tanesi. Yani A kartezyen çarpım B ve A kartezyen çarpım C'den en az bir tane eleman bulunsun diyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Ya iki tanesi A kartezyen çarpım B, bir tanesi A kartezyen C'dir. Ya da iki tanesi A kartezyen C'dir. Bir tanesi A kartezyen B'dir. Başkası mümkün mü? Değil. Peki ben A kartezyen B'den 2 tane eleman seçeceksem ki 9 tane elemanı vardı. Bunu 9'un ikilisi biçimde seçerim. Ve bunun yanına da A kartezyen çarpım C'den 9'un birlisi biçimde yani 9 tane küme yazabilirim. Veya yine buradan A kartezyen çarpım C'den ki 9 elemanı vardı 2 eleman seçerim. Ve A kartezyen çarpım B'den de yine 9 elemandan birini seçerim. E bununla bunun toplamı demek aynı zamanda 2 tane 9 dokuz çarpı 9'un ikilisi demek. 9'un ikilisi 2 çarpı 9 çarpı bak 9'un ikilisi 9 kere 8 bölü 2'dir. Ve böylelikle şuradaki 2'lerin gittiğini görürüm. 9 kere 9 81 yani 3 üzeri 4 yapar. 8 de 2'nin küpüdür. Onu da bu şekilde yazacak olursam cevap karşıma çıkar. Neymiş cevap? 3 üzeri 4 çarpı 2'nin küpü. Şıklarda bu bize 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 4 olarak verilmiş. Doğru cevap A şıkkı olur. Ve geldim 10. soruya. K, L ve M kümeleri için. Diyor ki bunların alayının eleman sayıları eşit. Aynı zamanda ikişerli kesişimleri de birbirine eşitmiş. Bak K kesişim L, K kesişim M ve M kesişim L hepsi birbirine eşitse. Bu soru tipinden iki tane daha çözdük daha öncesinde. Hem ÖSYM bakışta hem SML bakışta çözdük. Şimdi ise bak kartezyen çarpımda çıktı. Bir tane şöyle K kümesi çizdim bir tane M kümesini bu şekilde çizerim ve L kümesini de bu şekilde çizersem böylelikle alayının ikişerli kesişimleri birbirine eşit olmuş olur. Burası K, burası L, buraya M dedim. Peki K kartezyen, L kartezyen, M kümelerinin eleman sayısı 27. E şimdi hepsinin eleman sayısı eşitken üçerli kartezyen çarpımının eleman sayısı 27 ise 3 eleman bunda, 3 eleman bunda, 3 eleman burada vardır. Çünkü 3 çarpı 3 çarpı 3 bize 27'yi verir muhteşem diyor ki K kartezyen L birleşim K kartezyen M yani K kartezyen L birleşim M kartezyenin birleşim üzerine dağılma özelliği vardı gayet iyi biliyorsun. E bunun 3 elemanı yok muydu? Evet. Peki bunun eleman sayısı kaçmış? 12. Yani L birleşim M'nin eleman sayısı 4 oluyormuş. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu ancak şu şekilde mümkün olur. Kesişimlerinde 2 eleman varsa Buraya 1 ve buraya 1 eleman düşecektir. Tamamında göründüğü üzere 3 eleman varsa demek ki burada da 1 eleman vardır. Bak böylelikle L birleşim M yani sarıyla taradığım bölgenin içerisinde toplamda 4 tane eleman bulunur. K kümesinin içerisinde toplamda 3 tane eleman bulunur. Böylelikle benden isteneni artık cevaplayabilirim. Ne istemiş benden? K kesişim L. E K kesişim L'de 2 eleman var hocam. M kümesinde kaç eleman var? E 3. 3 kere 2 bana cevabı verir. Doğru cevap D şıkkı olur arkadaşlar. Ve bir diğer sayfamızdayız. Artık 229'u da bitirdik. 230. sayfamıza geçiyoruz. 11. ÖSYM bakıştayız. A ve B kümeleri ile ilgili. Kesişimlerinde 7 eleman vardır diyor. Hemen bir tane şöyle, bir tane de böyle A ve B kümesi çizdim ve kesişimlerine de yani şuradaki bölgeye 7 tane eleman vardır diye 7 yazdım. Sonra demiş ki A kartezyen B ve B kartezyen A'nın birleşimi 237 elemanlıdır diyor. Şimdi burada benim ortak olan 7 tane elemanım olduğu için ben burada bu kümelerin birleşimini alırken o 7 elemanı tekrardan saymıyorum. Eğer tekrardan sayarsam artık şunu bulmuş olurum. S A kartezyen B artı S A B kartezyen A eşittir. Artık bunu bulmuş olur. Peki 7 elemandan 7 elemandan kaç tane A kartezyen B ve B kartezyen A'nın ortak elemanı gelir? 7 çarpı 7'den 49 tane. Yani ben 237'nin üzerine 49 eklersem ki bu bana 286'yı verir. Demek ki A kartezyen çarpım B ile B kartezyen A'nın toplamda eleman adedi 286 286'ymış derim. Peki hocam A'nın eleman sayısı A ise B'nin eleman sayısı B ise A kartezyen B'nin A çarpı B kadar elemanı vardır. Aynı zamanda B kartezyen çarpım A'nın da B çarpı A tane elemanı vardır. Yani etti burada 2 çarpı A çarpı B. 286 ise. her iki tarafı 2'ye böl. A, A kere B... 143'ü verir ki sen 143'ün 11 kere 13 olduğunu gayet iyi biliyorsun. Tabii burada 13 kere 11 de olabilir. Ama hiçbir önemi yok. Şu A'nın eleman sayısıydı. Varsayalım ki 11 elemanı olsun. A'nın 11 elemanı varsa 7'si ortada olduğuna göre 4'ü buradadır. B'nin 13 elemanı var. 7'si ortadaysa 6'sı buradadır. Ve benden istenen A birleşim B'nin eleman sayısı. Yani 4 artı 7, 11, 6 daha 17'dir. Cevabımız da A şıkkında. Mis gibi verilmiştir. Ve geldim son soruma. Her biri 6 elemanlı olan A, B, C kümeleriyle ilgili A ile B'nin kesişiminde 4, A ile C'nin kesişiminde 3, B ile C'nin kesişiminde 3 eleman varmış. Buna göre C fark B kartezyen A birleşim B bunun eleman sayısı kaçtır diye soruluyor. Hemen şöyle üçlü bir küme çizelim olimpiyat halkası gibi tamam mı? Ha buraya A kümesi aha buraya B buraya da C kümesi diyelim. A kesişim B'nin içinde 4 eleman var. Bu 4 eleman olan bölge neresi? İşte şu sarıyla taradığım bölge aslında. Burada 4 eleman varmış. A kesişim C'de yani şuradaki turkuazla boyadığım bölgede 3 eleman ve B kartezyen C. Yani şurada gri ile gösterdiğim bölgede de yine 3 eleman varmış. Peki ben bu 3 elemanı nasıl dağıtabilirim? Mesela birini şuraya yazarsam 3'ünü şuraya yazmak zorundayım. Çünkü A kesişim B'de 4 eleman vardı. Madem birini buraya yazdım, ikisini buraya, madem birini buraya diğer ikisini de buraya yazmak zorundayım. Her biri 6 elemanlı değil miydi? B kümesine bak şu an kaç elemanlı? 3 4 5 6 elemanlı. Güzel. A kümesi kaç elemanlı? 6. Bu da güzel. C kümesi şu an 5 eleman görünüyor. Bir tanesini şuraya koyarım 6 eleman olur. Böylelikle C fark B'nin içerisinde ne kadar eleman vardır artık? C fark B dediğim yer işte şurada sarıyla taradığım bölge. Yani 3 eleman vardır. Şurada 3 elemanlı. A birleşim B'ye bakıyorsun kaç elemanlı? 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemanlı. 3 kere 8 24 hocam. Ama hemen işaretleme. Cevap 24. Ama hemen öyle işaretleyemezsin. Niye? E çünkü hocam. Sen şundan kaçındın. Sen şunu yapmadın. Ben ilk başta hani dedim ya şurada bir eleman olsun diye. Ya burada iki eleman varsa ona ne diyeceğim? O zaman işler komple değişmez mi? E gel kontrol edelim. Burada iki eleman varsa burada dört eleman olduğu için buraya da iki kalır. E burada üç eleman vardı buraya bir kalır. E burada da üç eleman kaldı vardı buraya da bir kalır. B kümesi altı elemanlıydı o zaman bir elemanı buradadır. A kümesi altı elemanlıydı bir elemanı buradadır. C kümesi 6 elemanlıydı. 2 elemanı buraya kalır. Şimdi bir daha düşünelim. C fark B dediğimiz yer şu kısımdır. Ve bu kısımda 3 eleman vardır. Az önce de 3'tü değil mi? Güzel. Devam edelim. A birleşim B'ye bakıyorsun. E şurada 6 eleman var zaten. 7, 8 eleman. Ana değişmedi. Demek ki 3 kere 8'den artık emin olabiliyoruz ki cevap 24 olacakmış. Evet gençler artık sayfayı ilerlesek de gitmiyoruz. Çünkü kümeler ve kartezyen çarpım konusunu bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi bir sonraki videomuzda artık fonksiyonlara başlayacağız. Fonksiyon dediğimiz şey matematiğin belki kemiğiydi ama fonksiyon dediğimiz şey de küme, kartezyen çarpım ve sembolik mantık olmadan fonksiyonda olmuyordu. Bundan kaynaklı biz hemen öncesinde bu konuyu işledik. Müfredatta bu şekilde veriliyor ve eğer iyi bir sembolik mantığın İyi bir küme bilgisi, iyi bir kartezyen çarpım bilgin varsa artık fonksiyona da zımma gibi hazırsın demektir. Böylelikle artık fonksiyon dersine hazır olmanın şartlarını da söyledim ben sana. Burada eksiklerin varsa bunları tamamla. Fonksiyonu çok daha iyi anlayacaksın ve ben de sana fonksiyon dersine göreceksin. Çok güzel fonksiyon anlatacağım. Allah'ın izniyle öyle anlamadığın herhangi bir nokta falan bırakmayacağım. Tamam o kadar da iddialıyız. Gençler, bir sonraki videoda o zaman sözleşelim. Güzelce fonksiyon öğrenelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı bir zahmet unutmayın.